Şu anda arkadaşlar Gocayla'dayız. Hisar köyü Gocayla'da. Her yerde ardıç ağaçları var. Çok büyük. 500-600 bin yaşında ardıç ağaçları var. Burada da Goca Ormancı Ali Ünal var. Yanında oğlu İbrahim Ünal var abim. Ne yapıyor biliyor musunuz? Meşgul. Biraz önce Gargoyusu'ndan gar aldıydık. Evdekileri götürebilmek için biraz geç gideceğiz. Onu termosun içine dolduruyor. Bunlar da yeğenler. Umut. Termos tutuyor. Bu da Ali. Ali sadece bakıyor. İbrikçi başılık yapıyor. İbrikçi başılık. Oysa Umut ne yapıyor? Umut ne yapıyor? O da termosun kafasını tutuyor. Kafasının kırmızı bari. Kırmızı bari. Açık öyle yamuk tutuyor. Kırabilir. Bu arada ben ne yapıyorum? Ben de çekim yapıyorum. Görünüyor muyum? Görünüyorum. Bu arada burada neler var? Bir şöyle bir dolaşalım. Ben de geleyim. Etrafta birkaç kişi daha var. Görüyorsunuz buralar ardıç ağaçları. Müthiş bir doğa. Çok böcük var. Çok böcük varmış. Tabi bunlar Ankara bebesi olduğu için böcüklerden korkuyorlar. Ya ne korkmaz amca? Şimdi olmuyor amca. Ali. Hayır amca. Şimdi karşıya git, o ardıçın yanına koş bakalım ne kadar büyük. Git. Şimdi bu ardıç en az herhalde 500-600 bin yaşında var. Ardıçın yanına git. Ardıç ağacı. Ardıç ağacı çok kolay büyüyen bir ağaç değil. Çok yavaş büyüyen bir ağaç. Bu arada yukarıda ardıç kuşları var. Ardıçın özelliği arkadaşlar kendiliğinden çimlenememesi. Yani tohumundan ardıç çıkmıyor. Ancak nasıl çıkıyor? Ardıç kuşu var. Yukarıda da sesleri geliyor. Ardıç kuşu ardıcın tohumunu yiyor. O tohumu dışkısıyla attıktan sonra o tohum dışkıdan etkilenen değişik şeylerle etkilenen dışkıdan çıktıktan sonra çimleniyor. Ardıcın çimlenmesi bu şekilde. Ve şurada da ağaç kakan deliği var ardıçta. Bakıyoruz. Müthiş bir ardıç. Müthiş bir ardıç. Bu şekilde bu şekilde 1000 yıllık 1500 yıllık veya 500 yıllık ardıç, anıt ardıçlar her yerde yok. Şu an Gireniz Hisarköyü, Hisarköyü Gocayayla'dayız. Gocayayla, Garakikik Yaylası'nın hemen üstünde, biraz önce çekimini yaptığımız yerde. Buranın özelliği anıt ardıçları. Geçen yıl gene Temmuz ayında burada biz Girenizler Derneği olarak birinci yörük şenliğini yapmıştık. Hayri Dev amcamız da buradaydı. Hep beraber çaldık, oynadık. Güzel bir eğlence olmuştu. İnşallah önümüzdeki yıllarda da o tür bir eğlence olur. Tekrar böyle yerlerde hep beraber oluruz. Ayrıca önümüzde 5 Ağustos var. Bugün 8 Temmuz.